9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Tarih Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 173 aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız. Cevap: Hadari, İslam'dan önce Arap Yarımadası'nda göçebe olarak yaşamayan, köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat süren, ticaret ve tarımla uğraşan Araplara Hadari adı verilir. Mevali: Mevali, İslam tarihinde cahiliye devrinde toplumdaki kişilerden birinin ya da çoğunluğunun isteğiyle kabileye katılan insanlara, kölelere verilen ad. Beytülmal: Maliye, devlet hazinesi, devlete ait mal varlığının bütünü. Devletin mal varlığını muhafaza ve kontrol eden kurum. Samarra, önceki adı Deyrün D olan ve Sasaniler zamanında kurulan eski bir yerleşim yeridir. Beytül Hekme, Abbasi halifesi Memun zamanında Bağdat şehrinde kütüphane ve tercüme faaliyetlerinin yapıldığı kısımlardan oluşan bir akademidir. Aynı zamanda önemli bir eğitim merkezidir. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. İslam tarihinde hicretin siyasi hayata etkileri nelerdir? Cevap: İslam tarihinde hicretin siyasi etkileri bulunmaktadır. Her şeyden önce Müslümanların eli güçlenmeye başlanmıştır. Müslümanlar teşkilatlanmaya başlamıştır. İslam, kurumsallaşmaya başlayarak devletleşme yoluna girmiştir. Müslümanlar askeri güç kazanarak yeni beldeler fethetmeye başlamıştır. İslam hukuk sistemi ortaya konmuştur. Müslümanların sayısı artmaya başlamıştır. İkinci Arabistan'da düzenlenen panayırların kültür hayatına etkileri nelerdir? Cevap: Arabistan'da düzenlenen panayırların kültür hayatına etkisi olarak, o panayırlara sürekli olarak farklı milletlerden ve kültürlerden gelen insanların etkisiyle farklı kültürlerin tanınması, öğrenilmesi ve yaşanması söz konusu olurken akrabalık ilişkileri de kurulur. Bütün panayırlar asıl amacı ticari kaygı olsa da kültürel etkileşim noktaları olarak da görev yaparlar. Böylece insanlar birbirini daha yakından daha iyi tanımaya da başlarlar. 3. Hazreti Ömer döneminde yapılan teşkilatlanma çalışmaları nelerdir? Cevap: Hazreti Ömer, Rama döneminde valilik ve kadılık sistemi kurulmuştur. Düzenli ve daimi ordular kurulmuştur. Posta teşkilatı kurulmuştur. Vergi sistemi ve teşkilatı kurulmuştur. Hicri takvim oluşturulmuştur. Teşkilatlanma sayesinde devlette bir düzen meydana gelmiştir. Bu düzenin oluşmasında ve adaletin sağlanmasında Hazreti Ömer'in bizzat yaptığı faaliyetler etkili olmuştur. 4. Hazreti Osman döneminde Müslümanlar arasında ilk ayrılıkların çıkmasının nedenleri nelerdir? Cevap: Hazreti Osman döneminde Müslümanlar arasında ilk ayrılıkların yaşanmasının nedeni siyasi ve sosyal sebeplerdir. İslam'a yapılan hakaretlerin af ile geçiştirilmesi, devlet yönetiminde vali ve kadıların akrabalık ilişkilerine göre görevlendirilme yapılması gibi nedenler Müslümanlar arasında ayrılıkların yaşanmasına neden olmuştur. Hazreti Osman şehit edilmiş ve halife değişmiştir. 5. Emeviler ve Abbasiler döneminde uygulanan politikaların İslamiyet'in yayılmasına etkileri nelerdir? Cevap: Emevilerin kötü yönetimi ve yaptığı zulümlerden sonra Abbasilerin daha adaletli olması ve Türklere önem vererek gönlünü kazanmasıyla İslamiyet hızla yayılmıştır. 6. Hazreti Ebu Bekir döneminde devlet otoritesinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar nelerdir? Cevap: Hilafetin ilk yılları yalancı peygamberleri tasfiye etmekle geçmiştir. Zekat vermeyenler ortaya çıkmıştır. Bu nedenle zekat vermeyenlerle savaşlar yapılmıştır. Halife ve memurlara maaşlar bağlanmıştır. Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilmiştir. Hilafetin ilk yıllarının siyasi otorite kurma bakımında bu şekilde geçmesi daha sonraki yıllarda İslami faaliyetlerin rahat bir şekilde yapılmasına sebep olmuştur. Hilafetin ilk yıllarında ilk ayrılıklara karşı savaşlar tek çare olmuştur. 7. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinde Talas Savaşı'nın önemi nedir? Cevap: Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinde 751 yılında yaşanan Araplarla Çinliler arasında gerçekleşen Talas Savaşı etkili olmuştur. Talas Savaşı sonrasında da Arapların kültüründen etkilenen Türkler, İslam'ı kabul etmeye başlamışlardır.
Türk şehirleri kurulmuş ve Türklerin askeri ve siyasi gücünden de olumlu anlamda yararlanılmıştır. Türklerin İslam'ı kabul etmesinde Talas Savaşı etkili olmuştur. 8. İslam medeniyetinin Avrupa'ya etkisi hangi yollarla olmuştur? Cevap, İslam medeniyetinin fetihlerle yayılmasıyla birlikte Avrupa kıtasında da etkileri olmuştur. İslam medeniyeti Avrupa kıtasına fetihlerin olması, kütüphanelerin taşınması, İslam alimlerinin yaptığı çalışmaların Batı dünyasında ilgiyle karşılanması dolayısıyla etkisi olmuştur. İslam bütün dünyayı etkisi altına alan bir barış ve huzur dini olarak gelmiştir. 1. İslam dini, cahiliye döneminde gündelik yaşamın bir parçası olan putlara tapma, falcılık, büyücülük, kan davaları, gasp, içki, zina, faiz ve kadınlara kötü muamele gibi birçok kötü alışkanlığı yasaklamıştır. Bu durum, cahiliye toplumundaki önderlerin tepkisini çekmiştir. Buna göre, I. Müslümanlarla alay etme. 2. Onları yok sayma. 3. Ambargo uygulama tepkilerinden hangileri müşriklerce uygulanmıştır? A. Yalnız IB, yalnız 2C, yalnız 3D, IV2E, I, 2 ve 3. Cevap, E. 2. Hicretin ardından Müslümanların ibadet edebileceği, sohbet ve vaazlarını yapabileceği bir mescit inşa edildi. Bu mescit, askeri işlerin müzakeresi, elçilerin kabulü, mahkemelerin görülmesi ve bazen de folklor gösterilerinin tertiplendiği bir mekan olarak kullanıldı. Buna göre mescidin hangi amaçla kullanıldığı söylenemez. A. Dini. B. Sosyal. C. Ekonomik. D. Diplomatik. E. Hukuki. Cevap, D. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Tarih Ders Kitabı sayfa 173 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.